Hazır mısınız? YouTube'da Para Var Show'un 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğum Twitch dünyasının asi çocuğu Hazreti Yasuo, namı değer Mustafa Yavuz. Ooo selamünaleyküm kardeşim. Hoş geldin. Ya bu ne ya, yarım çay koymuşsunuz, bu mu yani misafire gösterdiniz? Dudak payı bıraktık. Dudak sana. Bu nasıl dudak payı lan? Bu kimin dudağı? Neyse, evet. Ben para istiyorum. Kendisi bayağı popüler bir yayıncı. Tabii evet. Yani bugün Instagram'da birçok Twitch sayfasına girin. Hep Mustafa vardır. Soğuk. Biz de popüler bu olunca alıp üzerinden prim yapalım dedik. Evet evet. Hoş geldin. Nasıl buldun abi ortamı? Sevdin çay mi? Soğuk, lahmacun soğuk. Evet, o normalde şeydi, sanattı ama sen yedin abi. Yani. Peki, su içebilirsin bu arada. Gerçekten boğazımda kaldım. İç, iç abi. Bir dakika. Ne olur buraya koyayım. Koyacağım. Hepsini koyacağım. Tamam. Evet. Daha iyi misin? Sana ne? Neler yapıyorsun? Nasılsın? Keyfin seni nasıl? Vallahi. Neler yapıyorsun? Keyfin nasıl? Vallahi yıkık bir insan ne yaparsa onu yapıyorum. Her zaman bilgisayar başında LOL oynuyorum. İşte sen çağırdın, geldim öyle. Başka bir işim yok zaten. Günlük hayatım böyle geçiyor. Hani güzel. Onu soracaksan ben önceden. Hani tamam o zaman. Çünkü İlk sorumu yani cevapladın zaten. Tamam. Şimdi abi sen ya benim tanıdığım 3 yıldan beri şu telefonu bırak artık elinden. Semih Varol gibi. iPhone 7 128 GB. Tamam. Şimdi sen hep oyun oynuyorsun, hep LOL oynuyorsun. Yo. Hemen hemen hep LOL oynuyorsun. Evet yani. Yani, yani hayatın boyunca böyle oyun videoları çeken, Twitch'te LOL oynayan bir adam olarak kalacaksın abi. Bu enerjiyi kaybetmediğim sürece, bu hızda, bu tempoda bir yaşamım olduğu sürece, oyun oynamaktan zevk aldığım sürece bu işi yapacağım. Başka işim yok ki benim. Yani ne yapabilirim başka? Gelir kaynağın bu mu? Evet. Başka hiçbir ben şey yok mu? Yok. Tamam, bu beklediğim güzel bir cevaptı. Mis. Twitch'ten ne kadar kazanıyorsun? Sana ne, ben sana yaşını soruyorum mu? Anladım seni. Evet. Hani espri, hani kadın. Tamam devam et. Abi bu... Niye kimse ünlüyor ya? Kendine rol model olarak kimi görüyorsun? Yani bir rol modelin var mı? Babam. Baban mı? Evet. Babandan bahseder misin biraz bize? Babam inanılmaz siyasi zekası olan. Evet. Çok keskin, ileri görüşlü. Evet, vizyoner bir adam. Aynen öyle. Diksiyonu çok iyi. Duygularını çok iyi yönetebiliyor. Ben de tam tersi. Ben direkt bipolarım. Duygu durum bozukluğu var. 3 dakika önce şurada çok mutluydum. Şu an inanılmaz bir mutsuzum. Seni gördüm herhalde ondandır. Niye? Ben sana ne yaptım? Bak lahmacun var, çiğ köfte var. Bak orada lahmacun içine koymak için domates bile var. Domates ve limonun kilosu ne kadar biliyor musun abi sen? Vallahi soğuk ikisi de. Soğuk. Çay soğuk ya da dudak payı diye. Yani abi, çayın yarısı yok zaten. Görmüyor musun? Kağıttan okuyorum. Böyle anlaşmadık. Düşük bütçeli bir talk show programı bu. Özür dilerim. En büyük hayalin ne? Karaya gitmek. Ya onun dışında bir hayalin yok mu mesela? Ben en büyük hayalim kafe açmak. Abi önemli değil bu arada. Yayınlarız bunları, sorun değil. Tabii kesin gerçek. Saçını neden sürekli boyuyorsun abi? Top musun sen? Ha. Şimdi beklemiyordum öyle bir soru da. Şimdi insanlar hayatta özgüvenini nasıl yükseltirse veya kendini nasıl iyi hissederse onu yapması gerektiğine inanıyorum da ben eller niye böyle anlamadım? Normal. Yani normal. Sorun evet değil. Nasıl kendimi iyi hissediyorsam, nasıl daha özgüveni fazla hissediyorsam onu yapıyorum. Saçımı bir dedim böyle bir farklılık olsun. Zaten sarı sarı nereye kadar? Biraz da gri olayım dedim. Tabii çok tepki aldım. Önce ailem dedi ki bu top olmuşsun falan dediler. Babam 3 gün eve almadı. Güneşlerde kaldım. Güneş. Ondan sonra babam geldi böyle bir saç aktı böyle boya. Biraz boyası akınca tam gri tona otur. Dedi ki ulan çok güzel olmuş, ben de mi boyatsam dedim. Baba çok süpersin, niye 2 gündür almıyorsun o zaman beni eve, madem beğendin diyor. Canım istedi demişti. İşte böyle de bir babam. Güzel, iyiymiş baba. Mis. Şimdi Hazreti Yasuo'yu tanımayanlar için Mustafa'yı çok küçük bir teaser'ımız var. Hem hepiniz Mustafa'yı daha iyi tanırsınız. Yani bilmeyenler olabilir. Sonuçta senin kitle daha çok oyun oynamaktan ve ya şimdi çok değişik bir kitlesi var adamın. Bayağı oturup adam Mustafa'yı izliyor. Niye kasılıyorsun lan bu kadar? Heyecan yaptım. Şimdi çünkü bir... Ben farkındaysan az öncekinden daha rahatım. Evet ama şimdi lafımı... Şimdi donanımlı bir adama benziyorsun. O yüzden... Donanımlı bir adama benziyorum, evet, değil lafımı mi? Lafımı seçerek kullanıyorum, tamam, laflarım falan. Heyecan yaptım ben de bayağı bir. Yapıştır gelsin. Süt gibi çocuksun böyle bayağı. Süt mü? Kılsız tüysüz. Sevdim yani. Eyvallah kardeşim. Tanımayanlar için çok ufak bir teaser'ımız var. Onu bir izleyin. Hem daha iyi tanımış olursunuz. Buraya kaybolup koyarım seni buraya.
Abi 7 farklı babadan 7 farklı dör alınsa, 7 farklı annede uygulansalar, o 7 farklı doğan çocuk 7 farklı ülkede büyüse gene de senin kadar oracı olur. Abi bu alnında bir şey var, bir buton var. Bilgisayar açma butonu gibi. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz, evet. Baya unicorn'a benziyorsun yani. Öyle söyleyeyim sana. Eski sevgilimden çok güzel bir boynuz yedim o zamandan beri. Ben beraber tümleştik artık. Sıkıntı yok. Bana yani bir normalde burada çıkar da baya bir... Aynen. Çok kez aldatıldım o yüzden ya. Çok mu aldatıldın? Çok, mis. Abi işte yani ne diyeyim. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Peki... Bak bunu ben çok merak ediyordum. Bak şöyle biraz gülneşen ya. Twitch'te bir kız arkadaşının ifşasını canlı yayında atmışlar sana chatten. Ne hissettin abi, anlatır mısın bana? Ağlayarak 31 çektim yani. Valla çok acı bir deneyimdi benim için. Daha önce hiç karşılaşmadığımız durumdu. Oluverdi, bilmiyorum. Benlik bir şey değil sonuçta, benim ifşam değil. Ama üzülüyor insan. Sevmişim, 2 senemi vermiş. Abi zaten... Bu devirde... Ha ben elektrik gitti falan diye bilgisayarın düğmesine şöyle alttan dokunuyorum, çat çut çat çut, kapanmıyor da. Bastım kapattım en sonunda, basılı tuttum 6 saniye. Herkes izledi diyorsun. Arkadaşlar abi, elektrik gitti falan yaptım. Ne yapayım abi, herkes abi seninki fena, üf yenge de erik gibi çat çut. Beyler alın malzeme falan. Benim gurur tabii yerlerde. Ne yapacağım çok şaşırdım. Çok ünlü bir durum ya. Valla ben herhalde öldürürüm kendimi yani. Niye? Ne bileyim, kaç peki kaç aylık ilişkiydi? Ay mı? Ay. Ay mı? Yıl mıydı? İki yıl. Mis. İki yıllık ilişki. Aga be, yar şey yürek dayanmaz. Abi, yakalım ya buna. Vallahi. Buna yakılır ya. Nasıl bir cevap verdi kız sana? Affettim ben gene, çok seviyordum onu. Ama sonra... Bayağı alaga batmışsın kanka. Bayrak taşıyor önümde en önden gideni. Ama yapacak bir şey yok. Sonra ne oldu? Bir tane daha imşası çıktı. BK'dan izledik falan mı? Hayır. Şimdi senin fanlarından gelen mesajları okuyacağız. Tabii. Bak adam da demiş ki Twitch'te para var mı? Ben bu konuyu zaten sana sormuştum sanırım. Twitch'te karı var. Zaten onu da sormuşlar. Twitch'ten kız düşüyor mu demişler. Düşüyor mu abi Twitch'ten kız? Aynen öyle. Vallahi mı? Fazlasıyla. Twitch'e mi girsek, ne yapsak hocam? Hocam zaten şey... Günler yani, razı. Tam sapık zaten yani. Hadi karıya. YouTube mu daha zevkli, Twitch mi daha zevkli? Şimdi... Bunu... Sorman hatta, çünkü ben Twitch'le başladım. Evet. YouTube'u sevsem YouTube'la başlardım. Evet. Ama şöyle bir şey var. Ben bu işi canlı olarak, yani böyle doğaçlama yapmayı seviyorum. Onun için benim için Twitch. Ama YouTube'da da bir sürü videom var. Mis. Aa, aga be. Gerçekten sevdiğin biri tarafından aldatıldın mı? Hadi bak, sorun değil. İstersen gelip yanımda da anlatabilirsin bunu. Ya gel istersen. Gel. Şimdi benim bir sevgilim vardı. Evet. 2 yıl boyunca çıkmıştık. Ben bunu çok seviyordum. Başka hiçbir kıza bakamıyordum. Tabii o zamanlar çömezim daha. Evet. Şimdi geliyorum, uyuyorum, başka bir şey yapmıyorum. Bu kız beni yaklaşık 8 defa aldattı. 8 defa. Ama ben her seferinde bana dönüyordum. Ya da o bana bayağı dönüyordu. Bayağı alagavatmış yani bu arkada. Tabii canım. Gavat zıps yani bildiğin. Adam değilim ki ben. Belli zaten yani. Saçım beyazlamış lan. Bayağı beyazlamış tabii yani. Öyle bir şey yok ya. Ne yapıyoruz şu an? Şu an bilmiyorum. Ama güzel, devam et, anlat. Ne diyordum en son? Sonra işte... Şşş. Sorun yok. Benim... Temas yok. Tamam, temas yok. Ne diyordum ben? Sonra işte 8 defa aldattı seni. Ha. Oğlum bugündür duygusuz o evladın teki olup çıktım. Ciddi. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Hiçbir kıza değer veremedim o günden beri. Çünkü bir kere köreldi duygularım. Yani ondan sonra ben aldatmaya başladım. Mis. Aga be. Mis. Sen de götün teki olmuşsun. Tabii canım, zaten öyleyim. Yani böyle bir şey yaparak ondan bir farkın kalmamış. Yok ya. Ya yemiyor benim. Yüreğim yemiyor. Vallahi. Ben yapamıyorum. O zaman duygusuz bir evladı olamazsın. Aynen. O sen öyle misin? İyi bir insan. Hayır, ben iyi bir insanım abi. Ben ne aldattım ne aldatıldım. Aa. Tabii. Yani duyguların daha taze. Evet, ben seviyorum, güvenmeyi severim. Ben yani kimseye güvenemiyorum ya. Bir tek babama güveniyorum. Babana işte, ben de babama güvenemiyorum. Niye? Ben anneci tayfadanım. Anneme güveniyorum. Annem bile bana güvenmiyor bazen. Vallahi yok, benim annem bana çok güvenir, çok inanır. Da bu muhabbet yani şöyle şimdi sinir. Kankanca ya. Ben yemek için. Peki ayran yaptığın işi nasıl buluyor? Vallahi annem genelde akşamları musallat oluyor bana. Diyor ki oğlum bağırma, sesini çağırma diyor. Başka bir zararı yok bana. Ben ayrı eve de çıkmıyorum diğer yayıncılar gibi. İşte diyorlar
ya işte moruk ya eve kız atarım ya fiyinciyim amma ne yapayım falan. Yok bende o yok. Ben ailemle yaşamayı seviyorum. Ben ayrı eve çıktım. Çıktım ilk bir hafta ben titiz bir insanım. Evi temizle, yemek yap, çamaşırları yıka, ütü yap. Tekrar bir ev topla, düzenle bir şey yap. Ben yayın mı yapacağım, ev işi mi yapacağım? Doğru. Ya evleneceğim, öyle çıkacağım. Evimin kadını çocuklarımın anası evet, ya evet, da. Evet, evet, kesin yaşanmış bu. Evet. Yani ya da ailemle kalacaktım. Zaten ailemde bir problem, aramızda bir sürtüşme yok. Hep böyle bir sevişme halindeyiz. Güzel. Mis. Twitch'ten kazandığın en büyük para ile ne aldın? Kalbini. Ya salak. Tanır mı ya? İyi, kamera arkası. Araba. Araba mı aldın? Evet. Peki mutlu musun? Vallahi hiç mutlu değilim. Niye? Yani benzin olmuş 6 lira sonuç itibariyle. Nasıl mutlu olmamı bekliyorsun ki? Dalga mı geçiyorsun? Ama aldığın araba da yani o arabayı aldıysan... Dalga mı geçiyorsun? 6 lira benzin nasıl mutlu diyeyim ben? Ama aldığın araba yani onu yakar. Normal bir araba almadın ki sen yani. Ya uçmuyor ki benim arabam. Nasıl gidiyor ya? Yani. Yol üzeri gidiyor yani normal. Frene basıyorsun yine gidiyor yani araba. Hayır o kadar diyor. Ya iki koltuklu araba almışsın bir de yani. Hayır arkada da var iki tane kız için. Koltuk çok mu lan çocuk koltuğu lan onunla. Aynen mis. Tamam. Kaç santim boyun? 3 metre. Yoksun be o kadar. Boyun kaç hakikaten senin? Ben 1.76'yım. Evet. Babam 1.76. Annem 1.76. Kız kardeşim 1.74. Ciddi misin? Hayır şaka yapmıştım. Bence de yani. Yani tabii ki. Ben 1.76'yım o doğru ama. Bu benim sorum. Tamam. Gerçek hayatın ve sanal dünyadaki karakterin arasında fark var mı? Bunu bana gerçek hayatta normal yürürken yolda bir tane gören insan da söylüyor. Diyor ki fotoğraf çekiliyoruz. Selamünaleyküm abi falan. Aleykümselam kardeşim. Falan yapıyorlar bazen gelip böyle karşıma. Hani yayındaymış ki ben de oğlum bir dur sakin ol falan diyorum. Aynen aynen. Bir sakin ol falan diyorum. Ondan soruyor abi sen hiç yayınlardaki gibi değilsin ya. Diyorum herhalde oğlum salak mısın? Gerçek hayatta da aynı şeyleri yapıyor. Ya, böyle salak salak hareketler yapacak değil. Lise çağların nasıldı? Tam bir yıkık, yani yıkıklık abisiydim. Yani zaten evimle okulum arasında 2 saat yol var. Sabah 5'te kalkıyorum. Şafak 86 başlıyorum abi. Babamla beraber çıkıyoruz. Metrobüse biniyoruz. Zaten biliyorsun Beylikdüzü Zincirlikuyu evet. Kuyu arası 50 kilometre. Yani, daha fazla. Daha mı fazla? 54,5 olsun. Hadi seni mi kıracağım? Ben bakmıştım artık ezberledim navigasyonu. Yani ayrı dünyalarda yaşıyorum. Okulum ayrı bir dünyada evim var. Ben bir ara okula yorgan falan getirip yatmayı falan yani düşünüyordum. Hani bir çok... gün yaptım da bunu. Çok peki sabah kaçta kalkıp gidiyordun abi? 5.30'da kalkıyordum. 7.30'da okulda oluyordum. 2 saat yol sürüyor. Ayakta metrobüste gor 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 zaten sıkış tekmiş biliyorsun. O saatte bile dolu metrobüs. Yani böyle bir hayatım vardı. Sınıfa gidiyordum. Tabii sabah erken kalkıyorum. Uyku yok. Ders çalışma diye bir şey yok. Kafayı koyuyordum uyuyordum. Eve gidiyordum. Okuldan 2.30'da çıkıyordum. 4.30-5 gibi evde oluyordum. Ders çalışıyordum. Yatıyordum. Okula gelip uyuyordum. Tüm hayatım bundan ibaret. Oyun falan da oynamıyordum o zamanlar. Ya, lise bitti aslında senin lise bitmesiyle beraber. Lisenin son senesi benim için son biraz daha. Son senesi sen bayağı bir... Hey, bayağı heyecanlıydı. Yani bu işe başlamamda çok böyle... çok bu işlere çok merak sardığım dönem lise son. Böyle bir atılım yapmak istedim. Oyunlara başlamışlar. LOL. Çoğunlukla genelde LOL oynuyorlar. Başka bir oyun bildiğim de yok zaten. Yani oyuncu değilim, LOL'cuyum ben yani. Yani evet. Peki kendini iyi bir gamer olarak görüyor musun? Hayır. Şimdi yayıncı mısın, gamer mısın? Yani ben yayıncı olma daha çok. Yani oyun mesela atıyorum Jahreyn de bir oyuncu. Ama ben oyuncu değilim. Yani o oyuncu, ben oyuncu değilim. Çünkü o yüzlerce oyunu oynayabiliyor. Ama muhabbeti için izleniyor, örnek veriyorum. Ama ben bir tane oyun oynadığım için, ben yayıncıyım onun için. Oyuncu olamam. Sadece bir tane oyun oynuyorum. Sektörde kendini rakip olarak gördüğün isimler var mı gerçekten? Gerçekten bu işi böyle en business şekilde yapan bana kalırsa Necati, Anlos. Çünkü kazandığını da veriyor adamlar. Hani elinde çevirmiyor ama aldık lan hadi karaya falan modu değil. Onlar da daha farklı. Peki kıskandığın bir yayıncı var mı? Abi Jahreyn tabii ki. Sektörün bir numarası adam. Ya iki numara olarak görüyor musun kendini peki? Yani çok yükseklerde görmüyorum kendimi ama tabii onu halkın takdiri yani oradan da kaparım içmiş. Halkın takdiri ya. Ama evet özellikle yaz döneminde birkaç YouTube'da seri çıkarmıştım. Onlar mis. Bayağı trendlere falan çıkıyordu. Oradan ben görüyorum seni trendlerde izliyorum aynen. Ya bayağı. Ya Twitch'te iyi rakamlar gördüm. Yani kafa kafaya gidiyordum Jahreyn'in. Hatta bazen geçiyordum falan. Peki ama YouTube yaz dönemi. Videonu izledim bir tane. Tamam. YouTube'da hangisi? Aynen kanka YouTube'da para var demişsin ama 100 bin izlenmeye. 10 dolar falan gördüm ben orada. 100 bin izleme. O sarı dolar yemiştim o yüzden ya. Yoksa ha, o kadar mi? Değil. Bayağı var yani. Güzel oradan da gelirim var. Yani. Güzel. Bayağı kazanıyorsun abi sen o zaman. Tabii canım ya. Mutlusun ya keyfin yerinde. Güzel ya. Şükür Allah'a ya. Güzel hocam.
Bayağı adam... Ne zaman YouTuber oluyor? Kanka şu an neyle uğraşıyoruz sanıyorsun? Abi ben de artık... Sen bunu Instagram'a atmayacaksın, beni mi kandırdın? Yo. Tamam. Ben de artık yani kentliği de parlament içmek istiyorum. Yani masanın üzerine iPhone 6S Plus yerine 7S Plus bırakmak istiyorum. O var mıydı? 7S Plus yok. Yok düşün yani, yani alamayacak kadar üst telefon olarak görüyorum yani 7, 7'nin üstlerini. Peki ne yapmam lazım abi? Mesela ben beni seni izleyen biri olarak düşün ve ben Twitch'e girmeyi düşünüyorum. Bana ne tavsiye edersin? Şimdi ben bu sektöre nasıl girdiğimden bahsedeyim o zaman. Evet. Çünkü şu an çok mümkün olan bir şey değil bu. Benim fikrimce, kanaatimce. Çok fazla yeni yayıncı var. Çok fazla arkadaşım bu işe başlıyor. Destek olur musun vesaire diyor ama aynı sektörde olduğumuz için adama bir şey diyemiyorum. Neyse, aynen, kırmak da istemiyorum ama basıyorum, engeli geçiyorum. Neyse. Neyse. Ne yapıyorum? Ben ilk başlarda oynuyordum. Videoları, ben kendi oynadığım oyunu, videolarını falan. O zamanlarda benim oynadığım karakter popülerdi. Katerina diye bir karakter vardı. Bayağı popülerdi. Videoları alıyordum. Birkaç tane Facebook sayfaya böyle sentan hepsine yolluyordum. Bunlar yayınlıyorlardı falan. Benim nick tabii onların hafızaya şöyle bir yer etti. Sonra ben Twitch'te baktım, millet yayınlıyor. O zaman da oksi var falan yapıyor. Buradan da giydirdim galiba. Kamera falan kırıyor. Dedim ulan ben de mi kamera kırsam? İyi para varmış. Bakıyorum chat donate, chat donate, chat donate. Ulan diyorum bir hesaplayayım dedim. Adama bir yayında 500 lira para geldi lan. 500 lira mı? Bir yayında bağış, bir yayında lan. Bağış. Abi anamı s**er misin diyor. 2-3 lira yolluyor adam. Oha. Mis. Ciddi misin? Evet. Şaka, niye şaka yapayım? Bana abi da geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Valla. Adam... Dedim ulan ben de yayıncı olacağım. Benim neyim eksik? Son 3 harfi büyük. Gittim. Başladım ben de. Abi ilk yayınım 600 izlendi benim. Ciddi misin? Ve çok büyük bir rakam yani. Millet. Peki 3, ne kadar bağış aldın? Milleti MuBot diye bir bot var. Böyle yayını yöneten. Sadece o izliyor. Ben 600 ile başladım. İkinci yayının 1200 falan izlendi. Bağış yağıyor. Peki. Bildiğin şey gibi hissettim kendimi. Star gibi hissettim bir anda. Şey gibi. Odin'in oğlu Thor gibi. Heh. O kim? Şey var ya, bu elinde çekiçle işte tamam, sağa sola şekil yapıyor falan. Tamam. Peki Twitch'te yalama olayları var mı abi böyle? Onu yalayıp yarınayım bunu yayayım. Valla ben buradan çok fazla giydirmek istemiyorum ama özellikle alt segmentteki bayan yayıncılar işini çok iyi biliyor yükselmek için. Öyle mi diyorsun? Yani. Mis. Mis. O alt segmentteki yayıncılar Facebook, benim Facebook kitlemeyi orada da büyümek isterlerse bana ulaşabilirler bu arada. Mis. Bir tane hikayeni dinledim ben. Şey yapıyor musun? Baban sana 5 lira açlık veriyormuş sanırım. Evet. Ve sen onunla kız arkadaşına cipsburger alıyormuşsun. Onu bize anlatır mısın bir? Lise 2. Bir kızdan hoşlanıyorum. Ama kız jilet. Bir içim su. Bir bardak şu kadar bak. Bir kere içsen 10 sene su içmezsin. Öyle bir kız. Bende tip yok. Surat zaten mayın tarlası gibi. Bastığın yer patlıyor surat. Öyle yani. Evet. Tam bir yıkık profili. Boy kısa. Çuk kadar boyum var o zaman. Daha boyum uzamamış. Alttaki neredeyse yok. Boyu hani. Yani her yönden 10-0 gerideyim. Ama kızı çok seviyorum. Kanka ayağına yürümeye başladım. Bu beni böyle zamanla kullanmaya başladığını böyle hissettim. Fark ettim ama çok çaktırmadım. Babam bana 5 lira harçlık veriyordu. 5 lira. Yani. Ben 5 lirayla yemek yemezdim. Giderdim 4 lirasıyla cips burger alırdım. Bu kıza verirdim. Gider yan sınıftaki Eren'le yerdi bunu. O kalan 1 lirayı da ***'me sokardı. Aga be. Aga be. Ne oluyor lan? Aga yakarım bunu ya. Vallahi aga be. Anladım abi. Yak yani, buna aga yakarım be. Yani. Yarak şey, yürek dayanmaz. Gerçekler. Peki abi o 1 lira hala ***'de mi bu arada? Mis. Mis. Yeni Twitch yayıncısı olacak insanlara ne öneriyorsun yani? Yani Twitch'te yayıncı olmak için birkaç kriter var. Kız için mi söyleyeyim, erkek için mi söyleyeyim? İkisi için de. Kız için şu. Bitti. Mis. Mis. Dolarlar, Türk liraları, yenler, Japon yeni bile donate atan çıkar. Meme. Çünkü kendi emeğiyle bu işi yıllardır yapan arkadaşlarım var. Bilhassa Fersun kendisi. Çok severim kendisini. Buradan kalbimi yolluyorum. Ama ve lakin az izleniyor kız. Ama bakıyorum öte yandan
bu işi sadece birkaç aydır yapıp twerk, meme, bu tarz şeyleri kullanarak şu anda dünyanın parasını kazanan bayan yayıncılar var. Peki bu bayan yayıncıların linklerini bana yollar mısın? Sen ne pis bir şey oldun. Annen izlemeyecek mi bu programı? İzleyecek de yani. Ben de 25 yaşında adamım. Çocuk değilim ki. Yani. Senin de ihtiyaçların var değil mi? Kamera arkasından ihtiyaçlarını gideririm. Peki bir şey daha soracağım sana. Nasıl bir sistem öneriyorsun şu an bilgisayar olarak? Yani anlıyorsun herhalde sistemlerden, tabii canım, bilgisayarlardan. Tabii. Anlat bana mesela, ben bilmediğim için. Özellikleri sayayım istersen. Tabii. 7 işlemcili bir bilgisayar. Bitti. Mis. Bu kadar. Hayır tabii ki. Bir kere ekran kartı çok önemli. Tabii yayıncılar için bir kutucuk var böyle. Daha değişik. Onu tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ben ama. Ekran kartının iyi olması gerekiyor. Önce başta o. İşlemci şey için. Böyle bitrate. İşte bilgisayar. Ben çok anlamıyorum ama işlemci ve ekran kartı iyi olması gerekiyor. Bu ikisi zaten kafadan şu anda 8. nesil bir işlemci ve son çıkan. Ama en önemli şeyi unuttun. Kamera mı? Hayır. İnternet. Masum. Mis. Marka vereyim mi? Ne mis almalı? Oğlum mis tabii. İnternetin mesela upload hızı kaç megabit almalı? Download hızı? Upload minimum 3 olması gerekiyor. Böyle kaliteli, iyi akan 60 FPS bir yayın için 3 bitrate gerekiyor. Minimal. Peki firmalar size geliyor mu? Mesela büyük işte mouse. İlk başlarda biz onları kovalıyorduk. Evet şimdi. Ama her şeyden önemlisi önce parayı değil başarıyı kovalamak. Çünkü başarının ardından para zaten geliyor. Önce başarı diyorsun. Aynen yani. Öyle. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Öğle yemeğinde ne yiyorsun Fatih? Ya burayı kesin. Peki sen de Enes Batur gibi işte babana senin yaşamamı istediğin hayatı değil, ben hayallerimi yaşamak istiyorum dediğim bir zaman oldu mu? Yani şimdi ben... Karşı çıktı mı o da böyle vallahi, şeyler yapmana? Şimdi filmi izleyenler bilir. O sahnede ne yapıyor? Ben hayallerimin peşinden koşacağım dediğinde Enes'in babası. Fuck you! Diyor. Yok, monitörü kırıyor. Evet. Ama ben öyle bir şey dersem babam bir monitörü kasaya g***me sokar. Bu Twitch dünyasında yeni bir trend, sürekli birbirinin videosunu izliyor. Ben kendime soru sorabilir miyim? Tabii sor. Geç buyur. Tabii gel. Şöyle. Evet. Abi senin ismin Hazreti, sen ateist misin? Buyur. Ne yapıyorsun sen? Tamam, kendime soru sordum ya. Şimdi kardeşim, öncelikle Hazreti Arapça'da saygın insan demek veya ne bileyim ne demekti abi? Öztürk abi. Öztürk abi ne demekti Hazreti? Hazreti. Hazreti huzurunda demek. Huzurunda demek. Yani herhangi bir dini gönderme veya aşağılama içermiyor. Ben o zaman Yasuo karakterini kendi çapımda diyeyim, hatta burada da altını çiziyorum. Kendi çapımda iyi oynadığımı düşünüyordum. Aklıma geldi. Bu nick üzerinden yürüdüm. İlgi çekiciydi zaten. Böyle bir şey olması gerekiyor. Evet yani bir farklılık gerekiyor yani. Yani mis. Herkes aynı şeyi yapıyor yani. Aynen. Şöyle daha rahat tabii, olur. Tabii tabii. Kullanıp şey yapabilirsin. Rahat edin. Aynen aynen. Şöyle yapayım. Bir, neden yayınlarınızda benim videolarımı izlemiyorsunuz abi? Görüyorum salak salak videolar izliyorsunuz mesela. Evet. Niye benimkileri izliyorsunuz? Gençhane abimin videoları daha güzel. Gençhane? Ha şu ufak çocuk. Ben onun videolarını çok seviyorum. Abi çok yapmacık ya. Yok be. Ya vallahi buradan izliyorsa beni bir şey söylemek istiyorum. Abi lütfen kazandığın parayla kendine iyi bir kamera al. Yalvarırım. Kurban olayım. Kazandığın tamam. Parayla kendine beyin al. Yayınlarım bunu. Tamam. Vallahi yayınlarım. Hiç sorun değil. Hiç sıkıntı değil. Onu da konuk alırız buradaysa. Gelsin tabii, konuşsun. Tabii. Ama şey yaparız önce bir tane. Berber tümsekleri var ya. Koltuğa falan öyle yani. Tamam. Su alabilir miyim lütfen? Ya Twitch yayıncısın diye siktir mikrofonu, su geldi. Kaç para geldi? 1000 lira. Evet. Bu sefer farklı yönlere sapıyorlar. Zaten gece saat 11'i geçtikten sonra o el yukarıdaki de aşağıdaki kafa çalışmaya başlıyor. El otomatik olarak aşağı yorganın altına giriyor zaten. Böyle de bir olay var. Peki sen sadece Twitch yayınlarında mı LoL oynuyorsun? Boş zamanlarında da oynuyor musun? Ben daha bundan bir sene önceye kadar
Evet. Hiçbir şekilde hani boş vaktim yoktu. Her boş vaktimde oyun oynardım. Ama şu son bir senedir sadece yayında oynuyorum. Güzel. Onun dışında ya. Bir sosyal çevre, hayat edinmiş bulunmaktayım. Şu anki gidişatından memnun musun? Valla ben yazın memnunum ya. Yazın şimdi herkes böyle okul kapalı. Ceplerindeki para duruyor ya, böyle geliyorlar laughs abi a**tik, laughs abi babama, laughs abi. Geçen birisi şey demişti, abi babaannemin şeyinde... Bu arada arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Biri eğer size abi anamı demek istiyorsa bunun için de para ödüyor Twitch'te. Evet, evet, böyle bir ortam ya. Bu bayağı değişik bir ortam. Yani, İnanılmaz gerçekten. Ya da onu sevdiğinizi gerçekten, abi seni çok seviyorum, yayınların harika demek için de para ödüyor. Yani bir kapitalizm yani Twitch. Ben bunu anladım. Bayağı bildiğin. Yok bu arada şaka makama. Emperyalizm yani bildiğin. Böyle şey. Şaka makama da faka. Yani şöyle söyleyeyim. Ben şu anki gidişatımdan memnunum. Fazlasında da gözüm yok ya. Şu an beni takip eden, seven insanlarla, ilk zamanlardan beri takip eden insanlarla, artı yeni takipçilerimle mutluyum ya. Fazla mal ne bir şey çıkarıyordu, göz mü çıkarıyordu? Fazla mal neyse, anladım. Göz çıkarmaz. Benim. Aynen, fazla mal göz çıkarmaz ama olsun. Ben hiçbir şeyin fazlasını haz etmiyorum, biliyor musun abi? Vallahi. Evet. Çünkü bu şöyle bir şey. Bir insan, ben kendimden bu arada örnek vereyim. Ayda 2000 lira kazanırım, o parayı o ay yerim. Ayda 10.000 lira kazanırım, o parayı o ay yerim. Hani bu sefer o para artık insanın yaşantısını değiştirmeye başlıyor. Günde 1000 nargile içiyorsam 3 nargile içmeye başladım. Sapıtıyorum. Ben elimde parayı tutabilen bir insan da değilim. İşte sen o parayı tutamadığından beni arıyorsun. Şimdi ben bak, geliyorum. Dur beni dinle. Tamam. Şimdi mesela ayda 15.000 lira kazanıyorsun. Artık alıştığın her şeyin en lüksüne, işte araban var, benzinini atıyorsun, çat her yere gidiyorsun. Ne bileyim, istediğin tatlı yiyorsun, istediğin karaya gidiyorsun. Düşün şimdi. Bir anda bu sektör bitti. Bir anda askeri ücrete kaldın. Nasıl yaşayacaksın? Alıştığın hayat. Kanka ben yaşarım ya. O refah bitti. Nasıl yaşayacaksın? Yaşarız biz. Bizim ekip yaşar. İşte o yüzden fazlasını istemiyorum. Ben daha çok sapıtırım. Kanka benim hayatım... Benim elime 150 bin lira geçsin, bir gecede yerim. Yerim. Ben o 150 bin lira... Öyle bir malım ben. Ben malım çünkü. Ben ya da malım. Evlenirim abi. Zaten yaşım geçiyor. Niye evlenesin ki? Evlenirim. Güzel, evlenmek güzeldir herhalde. Ben korkuyorum ya. Ya bir şey olmaz. O da takar boynuza. Kanka ya eve tüpçü almayacaksın işte. Soru yok. Doğal gazlı bir evde yaşayacaksın, hiçbir şey olmaz. Masum. Masum mis. Mis yani. Düşün yani. Güven çok önemli. Bak, bak eğer karşındaki insana güvenmezsen başına her şey gelir. Anladın mı? Tamam. Megalomanyak, ne diyorlar ona? Megaloman. Megaloman manyağın teki olursun. Anladın mı? Karşındaki insana güveneceksin abi. Birinci kural bu bence. Ya içtin mi ya? Evet. bir kadına güveneceksin. Anladın mı? Ve o kadın senin ona güvendiğini hissederse yaraydın zaten. Kesin aldatıldım. Aynen. Doğru. Arayacaksın sürekli. O çizgiyi tutturman gerek ha, yani. Onun içinde ne yapacaksın biliyor musun? Karıya gideceksin. Hayır. Karı değil. Masum. Bak, masum değil bu. Bu o**luk bu yani. Senin yaptığın tam bir g**lük yani. Anasını s**tin toktu. Ve ben hani bu işi artık hani o kadar rahat yapıyorum ki ne bileyim böyle hiçbir şey hissedemiyorum insan arkadaşım. Bir bakıyorum. Adam selamünaleyküm yazmışlar herkes. Aleykümselam. Ne haber diyor. Adam ben seks diyorum direkt. Artık bu seviyeye getirdim yani vallahi. Mis. Ama sen böyle dediğin zaman böyle kadın biraz daha cinsel obje oluyor. Yani senin gözünde aslında öyle mi kadın? Hayır ya, o işin esprisi i̇şin bu arada. Esprisi. Aynen, işin esprisi de bilmiyorum. Hani kızlar olan yaklaşım, bakış açımı değiştiriyor bazı artık. Bunları da kız olarak nitelendiremiyorum ama. Ya, üzüyorlar beni yani. Ben o yüzden böyle içimden geldiği gibi davranamıyorum bazı kızlara. Ama bazen de enerjiyi çok güzel tutturuyorum. Mis. Ondan sonra yine boynuz yiyorum falan. Boynuzu ben günde 3 posta yiyorum ya. Ben alıştım artık. Abi teşekkür ederim programa geldiğin için. Ne demek kardeşim, estağfurullah ya. Böyle dansla bitirelim bence. Yo, estağpiti. Dansla bitirelim ya. Ne dansı yapalım? Böyle güzel bir dans edelim seninle. Vallahi ben çok dans edemem ama. Romantik ya. Romantik mi? Evet, tamam. Romantik. Arkaya da verirsiniz müziği. Şöyle. Aynen. Dans edelim. Nasıl? Şöyle mi olsun? Hayır, şöyle yap. Ne oluyor ha? Programı böyle bitirelim.